Oo Bahar Hanım, daha bir ay olmadan dikmişsin nalları. Bir ay oldu bir kere. Maaşım yattı, bir ay oldu. Hmm, anladım. Ay Allah'ım, herkes yatıyor. Bana ne yatıyorsun ya? Oha, çoraplar lens mi? Yürü kalk, gidiyoruz. Ne oldu, nereye ya? Randevuya bebeğim. Bebeğimi, randevusu ne? Ya yanlış anlama, kapının önünde bekliyorum, üstünü değiştir, gel. Ne oldu ya? Allah, nasıl bir randevu? Nereye gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz? Ya söyleyeceğim. Bak en azından motora bindirmedim seni bu sefer. Şimdi hava çarpar, üşütürsün, hasta olursun. Teşekkür ederim. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Zarife Hanım'ın kızını buldum. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Nasıl buldun? Ya işte tesadüf aynı yetimhanede büyümüşüz. Müdürü aradım. Hallettim işte bir şekilde. Avukat olmuş bu arada. Randevu aldım, ne yapayım? Ne diyorsun? Avukat mı olmuş? Hı-hı. Ay avukat mı olmuş? Avukat olmuş mu? Olmuş. Avukat olmak istiyor diyordu annesi. Olmuş. Ay avukat olmuş. Ay inşallah annesini görmeyi kabul eder. Yani Zarife Hanım hayata tutunmak için kızını görmeye o kadar ihtiyacı var ki. Sen şahane bir doktor olacaksın. Biliyorum. İşte bu. İşte bu. Avukat olmuş. Elif Hanım, Evren Yalkın geldi randevunuz. Tabii alabilirsin. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Evren Bey, hoş geldiniz. Bahar ben. Elif ben de. Hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Tabii. Nasıl yardımcı olabilirim size? Evet, sonunda sizi bulduk. Yani beni bulması o kadar zor değildir aslında ama sizi dinliyorum. Elif Hanım, biz Peran Vakıf Hastanesi'nden geliyoruz. Doktoruz orada. Bir hastamız var. Adı Zarife Yıldırım. Yani sanırım anneniz. Tanıyamadım. Biriyle karıştırdınız herhalde. Yani söylediğim gibi tanımıyorum. Evet, yani biz burada gelerek haddimizi aşıyoruz. Farkındayız. Yani dediğimiz gibi doktoruz ama yani... Evet, biraz haddinizi aşmak oluyor. Ama bizler de insanız Elif Hanım. Doktoruz ama insanız. Yani bazen bazı hastalar, bazı hikayeler bizleri de etkiliyor. Sizinle aynı yetimhanede büyüdüm ben de. Anlıyorum yani. Ama sizin şimdi bir şansınız var. İyi ya da kötü. Vedalaşmak, ne bileyim yüzleşmek. Şey, Zarife Hanım'ın durumu çok kötü. Çok ağır. Hastalığın seyri de yani belli olduğu için aslında şu anda özgür. Yani gidecek yeri yok ama yani biz yani sizin yanınıza gelmesi için gelmedik. Belki bir vedalaşma olabilir, belki bir kez vedalaşmak isteyebilirsiniz diye düşündük. Yıllardır görmüyorum onu. Kendi kendimi büyüttüm ben. Vedalaşacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hani belki anneniz vedalaşmak ister. Yeterli. Lütfen. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Senelerdir görmediğim annemle ilgili kararı ben veririm müsaadenizle. Tabii ki. Şimdi rica ediyorum. Lütfen çıkar mısınız? Tamam. Teşekkürler. Tabii, sağ olun. ben yine haddimi aşıyorum. Farkındayım ama... yaşadığınız her neyse... bilmiyorum. Herhangi bir şeyden ötürü kendini suçlu hissediyorsan hissetme. Annen seni gerçekten görmek istiyor. İyi günler. İyi günler. Merak etme, dönecek. Biraz düşünecek sadece. Nereden biliyorsun? Çünkü nasıl ki anneler çocuklarını affedebiliyorsa,
yetimhanedeki çocuklar da bir şekilde... yani annelerini, babalarını ararlar. Bir vedalaşma gibi. Ya da bilmem, tanıma gibi. Köklerini tanıma. Ya da köklerini anlama gibi bir şey. Bu yüzden mi teknede yaşıyorsun? Ben denizi seviyorum ondan. Hastaneye gitmeden şurada bir köfte yiyelim mi? Köfte mi? Ha, çok acıktım. Oo, hastanemizin en elma şekeri Bahar ve Evren hocam. Nereden böyle yahu? Hiç. Hava aldık Timur hocam. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok. Ne havası? Bahar havası. Desenize Cemre'ler düşmüş. Birinci Cemre, ikinci Cemre. Üçüncü Cemre. Ben düşmeden gideyim en iyisi, değil mi? Allah Allah. Allah Allah. Hop, kapıya bak. Ne oldu? Söylemiştin, gelecek demiştin, haklıysın. Ben haklı değil, mutlu olmak istiyorum. Haklısın Hamza. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Hadi gel. Zarife Hanım. Hı. Bak sana kimi getirdim. Hı. Çok iyi iş çıkardık ortak. Çak 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 çak. Acaba böyle dedektiflik işlerine devam mı etsek? Ederim. Evet. Ekstra iş. Olur. O zaman Tahsin amca kimin neyse? Söyle bakalım. Ay. Ne? Onu söyleyemem. Derin mevzular mı? Derin bir mevzu. Yani aslında biraz özel olacak. Onu söyleyemem. Hipokrat yemin etmedin. Her şeyi söyleyebilirsin bana. Ya. Şaka yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Seninkileri bulalım mı? Kimler? Seninkileri. Olmaz. Ya merak etmiyor musun? Neredeler? Ne yapıyorlar? Merak etmiyorum. Çünkü biliyorum. Ha, tamam. Onu bilmiyordum. Tamam, pardon, affedersin. Yok, önemli değil. Ay, bugün çok güzel bir gün oldu. Güzel başladı ama. Evet, çok güzel başladı. Sinan çok güzeldi değil mi? Çağla benim çok eski arkadaşım. Ve ay, o çok iyi bir kızdır. Hı hı. Çok komik bir kızdır. Çok eğlenceli. Aldınız mı numaralarınızı birbirinize? Almadınız mı? Hayır, yani yemeğe falan çıkarsınız belki diye dedim. Yemeğe çıkarız. Hı. İstiyor musun? He? İster misin yemeğe çıkmayı? Yani... tamam, alayım numarasını. Hı. O zaman. Hemen veriyorum. Evet. O zaman ben hemen bugün çıkayım. Gönderdim. Bugün, bugün mü? Bugün, oo, bugün çok iyi. Tamam, çıkıyor edebilirsiniz. O zaman ben gideyim çıkayım. Tamam. Görüşürüz. Gideyim çıkayım. Tamam. Oldu işte, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.